Beşi çete, limo. Limaktan mı geldi emriniz dedim. Seslenmediler. Yani Nusra her taraflara arayalım dedik. Telefonlarımız durdu. Buna işe koymuşlar. Ben onu diyemiyorum aletin adına. Alet koymuşlar. Telefonlar niye aradı? Niye arandı? Yani herkes işe girdi yani. Gittik oradan çıktık. Başka yerlere gittik. Orada gittiğimizde de tabii çekti yani. Biraz sonra 2 saat sonra gittik. Ondan sonra aklımıza erdi yani. İşe koyduklarına. Biz böyle hat gitti, hat gitti diyoruz yani. Her taraflara aradık. Arkadaşlarımız doğasını seven, çamını seven, havasını seven. Yetişin dedik. Yetişenler çok oldu. Olduktan sonra biz kalktık. Ormanımıza kestirmeyeceğiz diye ormanımıza gidecek olduk. Gidecek olasak ormanımıza bize jandarmalarıyla 500 tane asker ormanımıza çamın arasına dizmişler. Dursunlar güneşte. Cesareti varsa güneşte dursunlar. Benim çamımın, benim koruduğum çamın dibinde değil. Güneşte dursun madem. Her biri dizilmiş, ellerine birer tane rakat almışlar. Biz geçecek olduk. Avukatımız önce bir camiye rica etti yine. Biz gideceğiz böyle. Çamlarımızı koruyacağız, çamlarımızı yana bırak geleceğiz diye. Bizi sokmadılar. Sonra bize jopladılar, vurdular bizi. Sonra bizi ittiler. İttiler. İtti demediler, biber gazı sıktılar. Benim şu anda şu gözüm seni çeş peş görüyor yani. Çünkü niye biber gazı yedim? Yani ayağım bak, ayağım şu anda çakat zor yürüyor. Yani senin hani biz darbenden karşılaştık. Niçin? Ben soyumu, toprağımı, vatanımı koruduğum için mi bu darbeyi iyi görüyorum? Ben vatan hainim değilim. Ben vatanını koruyan bir bayanım, bir yürüyüm. Ben vatanımı korumak istedim. Çamımı, havamı, soyumu korumak istedim. Bir çam nasıl evlatı Cavuket'ten, Sarabak'tan büyüdüyse bu çamlarımız da öyle geldi. Bu çamlarımızı bizim analarımız dikip de babalarımız sulamadı. Babalarımız dikip de analarımız sulamadı. Rabbim yukarıdan onu Allah bize verdi. Oksijeni biz nereden alacağız? Çamlardan alacağız. Bunu Allah bize bunu saldı ki biz bunlardan oksijen alıyoruz. Temiz hava alıyoruz yani. Nalet olasıca kömürü yüzünden bak ne hallere düştük yani. Zaten ben ilk yok olan köyden geldim. Yok olan köyden oya ev yaptırdım oba koluna. Oradan da bana 5 ay sonra iktidarlama geldi. Oradan da kalacaksın diye. Ben göçebe kuşu muyum? Bir oradan kaç göç yani. Birlilik geliyor orada bir vatana. Nerede şu baharın olduğu yerde. Seneye yine aynı gelip de o yuvasına konuyor. Niye? Onu vatan bilmiş. Ben de öyle değil miydim? Ben vatanımı, benim toprağımı, benim geleceğimi aldınız. Benim 35 senelik anılarım orada kaldı. Benim iyi günümde, kötü günümde aç da kaldım, susuz da kaldım, ben o evlerde kaldım. Yazık değil mi? Etti demediler, kimimizi jopladılar işte, onasını geç. Etti demediler, jopladılar, vurdular, ittiler. Bayıldı, başkanımızın annesi bayıldı, havana var, onu götürdüler hastaneye. Yani ne demektir bu ya? Bir çağrım var mı teyze? Var, olmaz mı? Türkiye duysun bizim sesimizi. Sayın Türkiye, Bodrum, Minas, Güllük, neredesiniz, nerede? 3 kişi misiniz? 5 kişi misiniz? Buraya gelenler 3 kişi, 5 kişi. Sizi hepinizi bekliyorum. Klimanın başlarında oturuyorsunuz seyir gibi ama bizim sayamızda oturuyorsunuz orada. Suyu içiyorsunuz ama bizim sayamızda içiyorsunuz. Sizlere çağrı atıyorum. Lütfen. Hepinize söylüyorum. Gelin. Vatanına, toprağına, havana sahip çık. Ben nasıl sahip çıkıyorsan sen de sahip çık.